Biz birazcık daha TOG'u konuşalım. Evet. Özellikle tabii işin teknik boyutunun dışında bir de işin devlet olarak yatırımı nedir, nasıl bir maliyettir, ne Şaban Sevinç onları sordu. İstersen Şaban Sevinç sizden başlayalım. Evet. Buyurun. Ya şimdi öncelikle hakikaten yani gurur verici bir proje, güzel bir proje. Türkiye'nin hani kendi markası diyelim ve 5 iş adamımızın, 5 büyük grubun, hangi grup bunlar? İşte Anadolu grubu ki hepimizin bildiği, bilinen Türkiye'nin işte en zengin gruplarından 85 birisi. 85 bin kişi çalışıyor. 85 bin kişinin çalıştığı Anadolu grubu %19'u onun. BMC grubu %19 ortak. Kök grubu %19 ortak. Zorlu grubu, işte Ahmet Nazif Zorlu %19 ortak. Ve şey, Türkiye Odalar Birliği %5. Şimdi Kıraç çıkmış galiba. Valla bendeki bilgiler bunlar. Evet, Kıraç varmış, İnan Kıraç varmış peynirci. Çıkmış galiba. Buyurun, tamam. Şimdi Emre Özpeynirci'nin söylediğine göre ki bendeki bilgilerle de hani örtüşüyor ama tabii Emre'nin verdiği bilgiler daha hani şey kesin ve doğru. 1.8 milyar avroluk bir yatırım. 34 milyar mı ediyor? Üretim yapılana evet. kadar Mart'ta. Evet. Mart'ta yani arabalar satışa çıkana kadar yapılacak yatırım miktarı dedi 1.8 milyar avro. 2030'a kadar yani 7 yıl sonrasına kadar planlanan toplam yatırım miktarı da işte 3,5 milyar avroya ulaşacak. Demek ki zaten hani 2023'te satışa başlayacaklarına göre satıştan gelen gelirin bir kısmını da yatırıma döndürerek evet. toplam yatırım miktarını 2030'da 3,5 milyar avroya ulaştıracaklar. Kimler? Bu işte Türkiye'nin 5 büyük şeyi. 2030'da bütün Avrupa Birliği biliyorsun elektrikli araçlara geçmeyi planlıyor. Hatta 2035'te Avrupa'nın önemli ülkeleri şeyi yasaklıyorlar. Dizel evet. benzinli yakıtları, akaryakıt evet. araçları yasaklıyorlar. Şimdi hani bunu şöyle büyük bir şey gibi sunuyorlar. Yani büyük bir işte siyasi zafer ya da büyük bir gelişmişlik, büyük bir kalkınmışlık diye sunuyorlar. Tamam, hakkını yemeyelim. Elbette ki çok güzel. Hatta ben de çıktığında şey yapabilirsem ben de almayı düşünüyorum yani. Gerçekten hoş görünüyor. Güzel araba. İnsan da hoşuna gidiyor. Hani Şaban Sevinç manşeti verdi. Almayı düşünüyorum. Evet, almayı düşünüyorum. Kendi hani kendi markamız, kendi iş adamlarımızın. Arabanı satıp mı alacaksın artı bunu mu alacaksın? Arabamı satıp alacağım ya. Bak şimdi hayır internette oturuyorsun. Var mı babayiğit? Arabasını satıp almadan alacağım. Babayiğit var mı burada? Şaban Bey yanlış soru sordu. Belli olmaz ki ne olacağı. Şaban Bey yanlış soru sordu. Öyle bir isim oldu belli olmaz. Satmadan alabilsem satmadan da alırım ama o kadar. Şaban Sevinç ağlama, medya patronusun sen, yanında kaç işe çalışıyor. Ben doğru soru sorayım. Arttı asgari. Gürkan Hacı, ben Şaban Sevinç'e doğru soru sorayım. Barış arkadaş. Biraz daha konuşursan asgari ücret açıklarım bak. Şimdi Şaban'ın korkulu rüyası. Şaban Bey arabanı satıp mı alacaksın? İki arkadaş da çalışıyor. Geçen Deniz 900 bin lira dedi asgari ücrete. Olay oldu. Biz bu cuma Yüzler Kulübü'nde Fatih Erbakan'ı ağırladık. Fatih Erbakan 14 bin lira olması gerekir dedi. İyice bir rakam uçtu. Şaban Bey şimdi Şaban Bey, iki tane mi alacaksın, üç tane mi alacaksın? Doğru soru bu. Alamaz iki tane zaten. Alır belki ya. Alamaz canım. Alır mı? Alamaz. Eşiminkini de satarız ama şu anda iki tane var. Şu anlamda şimdi, çok önemli. Türkiye hep bir otomobil kısır döngüsüne saplanıp kaldı. Şunun için çok önemli buluyorum ben. Şu anda çağımızda bir otomobil üretmek o kadar önemli görülmeyebilir ama elektrikli otomobil olduğu için çok önemli Şaban. Bir de şundan dolayı. Mesela Avrupa ülkeleri kendi ürettikleri otomobillerin fabrikalarını savaş döneminde tank üretmek için kullandılar. Evet. Otomobil her şeyin altyapısıdır. Çok önemlidir. Almanya yaptı onu özellikle evet, de. Tabii. Şimdi şöyle, yani proje güzel ama yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ya şimdi bizim iş adamlarımız, Türk sanayicileri çok önemli yatırımlar yaptılar. Yani şimdi 1.8 milyar avroluk bir yatırımmış ya bu. Ya 1.8 milyardan daha yüksek bedelli yatırımlar yaptılar tek başına. Türkiye'de öyle iş adamları var. Yani Forbes dergisi her sene yayınlar işte dünyadaki en zengin milyarderler listesi. Oraya Türkiye'den de 25-30 tane milyarder girer. Evet. Hani keşke onlar yapsaydı. Ülkemizde de yani şimdi 30-35-40 belki değil 50 mi? Tane dolar milyarderi var. Keşke onlar yapsaydı. Ya herkesin bir sektörde yatırım var. Ve nitekim Türkiye'de Emre Özpeynirci de söyledi. Türkiye'de otomotiv sektörü çok gelişmiş bir sektör. Ha neydi? İşte mesela Bursa. Bursa Türkiye'nin nedir? Otomotiv merkezidir.
Ankara'da bile traktör fabrikası var. Kaç yıldır yani? Hatırlarsan şey oldu belki ya. Belki 50 yıldır falan Doğan, traktör, Türk traktör fabrikası var. TÜSİAD'da şey yaptı Türkiye, ya, konuşmada var mı bir babayı TÜSİAD'da söylemişti hatırlarsan. Koç dedi ki, Mustafa Koç ben yokum dedi. Mesela. Ne için? Yok mu bir babayı yerli otomobil için demişti TÜSİAD'da. Ha, ayrı konu ya, ama Mustafa Koç, ben yokum verimlilik demişti, açısından, rahmetli. Hepsi verimlilik açısından bakıyorlar. Ya ben bunu ürettim de satabilecek miyim? Ya çünkü insanlar doğal olarak bir şeye bir yatırınca makul bir sürede onu kar ederek geri alabilmeyi karşılıyor. Hani yatırımlar böyle yapılıyor. Peki. İşte feasible olursa, verimli olursa. Şimdi burada bu projeye AKP iktidarı ve Sayın Cumhurbaşkanı öyle bir anlam yüklüyorlar ki. Yani 60 yıllık rüya gerçekleşti. Efendim işte ilk defa otomobil üretiyoruz. İşte AK Parti sayesinde bilmem ne falan. Ya öyle değil kardeşim, yani hani kimseyi kandırmanın anlamı yok. Türkiye otomobil üretiyor. Ta bak 61 yıl önce Türkiye devrim otomobilini üretmiş. Yani kendi malı. Hani bugün TOGA diyoruz ya, yerli ve milli. Yerli ve milli otomobil 1961'de üretilmiş, doğru, ya. Doğru. Bırak onu, 1935'te uçak üretmişiz, uçak satmışız. Çok doğru. Uçak çok üretip doğru. Uçak ihraç etmişiz. Keşke Türkiye devam olarak edebilseydi. Ha, sonra akamete uğramış. Eyvallah, akamete uğramış. Ya. Çeşitli uluslararası. Bu NATO, dün, Amerika, dün tekrar yayınlandı Nuri Demir Ağa, İsmet Paşa'ya yazdığı mektup. Şunu demek yani, istiyorum. Buradan, uçak buradan fabrikasının 20 yıllık nasıl AKP iktidarı, 20 yıllık AKP iktidarı, Türkiye hakikaten ekonomik ve sosyal olarak perişan hale gelmiş. Perişan hale gelmiş ülke. Şimdi 5 tane iş adamı bir araya gelmiş Sayın Cumhurbaşkanı'nın da teşvikiyle. Biraz da Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani zorlamasıyla diyeyim. Yani, Cumhurbaşkanı zorlamasaydı belki bu olay çıkmayacaktı. Yani niye? Çünkü feasible görmüyor iş adamları sadece bu yatırımı. İşte şimdi Emre Özpeynirci de anlattı. Yani hani gerek ortaya çıkacak fiyat, gerek Türkiye'deki hani o fiyattan o arabayı alabilecek insan azlığı. Şu yanıyla bakmanı rica edebilir miyim? Şu yanıyla bakmanı. Mesela Türkiye'nin ihracatındaki otomobil ihracatının payı oldukça yüksek. Mesela Avrupa'da da biraz önce söyledin ya, 2035'te tamamen elektrikli araçlara geçecek. Mesela Türkiye'deki elektrikli araç fiyat avantajıyla Avrupa'da çok fazla satılabilir. Ya olabilir. Olursa, i̇şte buradan bakabiliriz. Galiba. Ama bak, sunulan öyle değil ki. Özellikle iktidar ne diyor? Ama bu projeksiyonu Türkiye yüzyılı programı, Türkiye yüzyılı programı yapıyor işte 28'inde. Bir gün sonra diyor ki işte Türkiye yüzyılının ilk resmi bu. TOG. Ne diyorsunuz kardeşim? Türkiye'de ne yapacaktı? Kılık Türkiye'de bak, kanunu mu çıkaracak? Türkiye'de 61 yıl önce otomobil üretilmiş, uçak üretilmiş, traktör üretilmiş, kamyon üretilmiş, sen üretilmiş de üretilmiş. Yani Türkiye'de bir otomotiv sanayi zaten var. Buradan dolayısıyla ben çok fazla kavga etmeden şey şunu demeye çalışıyorum. Kavgaya dönüştürmeden. Türkiye'nin problemi de bu. Yani Türkiye o kadar Atatürk döneminde başlayan o atılımlarla öylesine talihli bir giriş yaptı ki tarihe, ancak ne yazık ki akamete uğradı. Hakikaten o talihsizlikler, işte Vecihi Hürkuşları, Nuri Demirağları, Nuri Killigilleri filan okuyoruz. Kahroluyoruz. Yani tabii ki keşke bütün bunlar başka olmasaydı. Başka şeylerimizi de kahroluyoruz. Evet. Tarihimizde sadece yani, sadece bu şimdi, otomotiv sektöründe değil ki böyle akamete uğramalar. Ne yaptı, başka tuttu, bir sürü şeyde de akamete Amerikalıların uğramalar var. Amerikalıların İkinci Dünya Savaşı'nda mesela kullandığı köy enstitüleri de akamete uğramış. İskarteye çıkmış uçakları aldı. Nuri Demirağ'ın fabrikasını kapattı yani. Akılları gibi değil yani. Elbette ama Fuat, sadece otomotivde akamete uğramamışız. Cumhuriyet tarihimiz boyunca bir sürü talihsizlikler evet, olur. Evet, bir sürü işte. Mesela, o bakımdan önemli. Benim biçim işte şeye yanar. Köy enstitüleri niye kapatılmış mesela? Evet. Yani mesela Cumhuriyet'in en önemli projesiymiş. Peki. Mesela, şimdi şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani sanki Amerika'yı yeniden keşfetmişiz gibi Türkiye'de hiç olmayan bir şeyi AK Parti 20 yıl sonra yapmış. Aha buldum diye çıkıyor ortaya. Yani, ne oldu, ne yaptın? İşte otomobil yaptım, yerli ve milli. E kardeşim bu yapılıyor zaten Türkiye'de. 60 yıl önce yapılmış. Halen yapılıyor Bursa'da. Halen yapılan bir sürü, montaj. Bir sürü otomobil üretiliyor. Dolayısıyla bu olay TOG, AKP'nin 20 yıllık iktidardaki beceriksizliğini ve Türkiye'yi ekonomik ve sosyal olarak içine düşürdüğü durumu kurtarmaz. Peki. TOG, evet, güzel. Bizim iş adamlarımızın, özel sektörün bir güzel girişimidir. Umarız başarılı olur. Umarız bol satışlı olur. Umarız bol ihracat yapar. Ülke bize döviz kazandırır. Ama buradan AK Parti 20 yıllık iktidarını
aklamaya paklamaya kalkışmamalı öyle diyorum. Öyle olacağını ben eminim. İstanbul Havalimanı için de benzer eleştiriler hep geldi ama bugün İstanbul Havalimanı dünyanın ilk 5 havalimanı arasına girdi. Ama görüyorsunuz. Tamam canım, o devlet. Ama hala Atatürk Havalimanı'nın yolcu kapasitesini yakalayamadı. Altında. Ya yakaladı geçti. Yok, çoktan. Avrupa'nın yoğunlukta birinci sıradaki havalimanı oldu Barış Bey. Acı yoğunluk başka, gelen yolcu sayısı, uçan yolcu sayısı çünkü başka. Çünkü pandemi oldu biliyorsun, gelen yolcu, uçan yolcu. Tabii, Barış Bey. Bahaneler hazır orada hemen. Yok, Barış Bey, bahane Atatürk değil Havalimanı oldu. Geçti çoktan. Avrupa'nın bir numaralı havalimanı, ya gurur Atatürk duyu Barış Havalimanı. Bey. Ya arkadaş, gurur duyulacak. Ya, koskoca başka şeyler var. Betonla, binayla mı gurur duyacağız? Ben rakam söyleyeyim, 30 milyon Atatürk Havalimanı. Bir iki örnek. Bunlar sonra yaptan yetmişemediler. Hemen bir iki, bak. Bakın arkadaşlar, 1.8 milyar avro dedi ya yatırımı Emre Özpeynirci, TOGG'un yatırımı. Hı hı. Bakın S-400'e verdiğimiz para 2.5 milyar dolar. S-400'e 2.5 milyar dolar. S-400'ler nerede? Hangarda. Hangarda filan diyeceğim. F-35. F-35'e. F-35'te ziyan olan paramız. Yılmaz Özdil ağzı ya. F-35'te ziyan olan paramız 1.5 milyar dolar Amerika'ya. F-35'e ödedik, uçaklarımızı alamadık. Tanıtım Türk programı Telekom. Yapsınlar rica Türk ediyorum Hulusi Akar'dan ya. Türk hangarda deyip duruyorlar. Navigasyon versinler. Türk Telekom'un özelleştirilmesi, Hariri, Lübnanlı Hariri ailesine özelleştirilmesi, satılması hangisi? Ve sonra zarar ederek geri alınması Türk Telekom'un. Türk Telekom'dan Türkiye'nin zararı 5 milyar dolar. Bak 5 milyar dolar 2,5 tane TOGG fabrikası ediyor. Devletin üniversite öğrencileri kredi kullanan TOGG'a üniversite öğrencilerinin demek istiyorsun Şaban Bey. Faiz borçlarını silmesinden kaynaklanan TOGG'a yatırım az beden 30 milyar lira bir tane TOGG fabrikası. Tamam mı? Yani hani öyle rakam. Böyle işte aman devasa bir yatırım yaptık. Hayır, sen şöyle rakam yaptık, o kadar önemli bir rakam değil diyorsun değil. Yani. Evet. Ha, biraz daha yatırılsaydı diyorsun. Hayır canım, böyle hani AKP'nin 20 yıllık enkazını kurtaracak bir olay değil. Burada yani. İş adamlarımızın peki, güzel bir yatırımı. Ben de peki. Söz hakkımı kullanayım. Vallahi peki, Türkiye'de AKP'nin 20 tamam. yıllık sonra enkazı dersen hakikaten bir bu var, şey enteresan gerçekten. Çok büyük bir tartışma. TOGG'un bulunduğu araziyle ilgili bir şey. Öyle diyorum canım. Yok değil yani.